Şimdi insanlar kendi değerini arttırmak için, kendi değerini başka insanların yanında arttırmak için, daha değerli gözükmek için, daha iyi görünmek için, daha üstün görünmek için ne yapıyor genellikle? Psikolojide var değil mi bu? Hayatta var zaten. Ne yapıyor? Değerli bir saat alıyor. Rolex alıyor. Bu Rolex değil de bu plastik saat. Rolex alıyor. Rolex saatini belki biliyorsunuzdur. Veya başka bir marka alıyor. Rolex saatten örnek verelim. Diyor ki 20 bin euroluk saatim var. 250 bin TL'lik saatim var diyor. Tamam mı? Şimdi biz Almanya'da yaşadığımız için ben buranın rakamlarını söyleyeceğim. 20 bin euroluk saat alıyor ve 25 bin euroluk diyor ki bak diyor bak benim saatim var. Ben çok değerliyim. Ben çok kıymetliyim. Senden daha üstünüm. Daha bilgiliyim. Anlatabiliyor muyum? Ama öyle bir şey yok değerli arkadaşlar. Maddiyatla sen üstün olamazsın. Sen değerini saat alarak arttıramazsın. Bu gerçeği kabul et. Veya en iyi koltuk takımını aldın diye değerini arttıramıyorsun. Öyle bir şey yok. Çünkü şöyle örnek vereyim bak. Rolex saatini aldın. 25 bin euroluk saat aldın. Öyle düşün. Bu değil de. Öyle bir saat aldığını düşün. Senin bir beklentin var. Ben çok üstünüm. Çok değerliyim. Başkalarına göre çok değerliyim diye düşünüyorsun. Ama ne zaman ağzını açarsan ağzından değersiz şeyler çıkmaya başladığı zaman şu kolundaki saatin değeri sıfıra iniyor. Bu saatin sana verdiği değer birden aşağı iniyor. Kıymetin düşüyor birden. Bu gerçeği kabul et. Peki gerçek değeri nasıl artıyor? Hani derler ya sanat, altın zanaat, işte eğitim, altın bilezik. Hani atasözü değil mi? İşte şu öğrensin, altın bilezik olsun. Kolunda altın bilezik her zaman lazım olur. Gerçekten altın bilezik değil o. Atasözü. Beni anlıyorsunuz. Yani kendini yetiştirirsin bir konuda, kendi alanında. Beceri kazanırsın. Altın bileziğin olur. Ve oturuşuna, duruşuna, konuşmana bu yansır. O zaman plastik saat de taksan veya saat takmasan da, altın bilezik takmasan da sana insanlar değer verir. Diğer insanlar sana önem verir, değer verir. Mıknatıs gibi insanları çekersin. Herkes seninle tanışmak ister. Seninle konuşmak ister. Çünkü sen onların yanında onların değerini de arttırmış olursun. Senin değerin yüksek ya. Onlara da bir şey katmış olursun. Onların da değeri arttığı için sevinirler, mutlu olurlar. Bak bana bir şeyler katıyor. O yüzden gerçek değerini arttırmak istiyorsan ilk yapacağın şey kendine değer vereceksin. Kendine değer vereceksin. Kendine önem vereceksin. Kendine yatırım yapacaksın. Kendini seveceksin. Kendi yeteneklerini besleyeceksin. Maskeni ilk önce kendine takacaksın. Sonra çocuğuna takacaksın. Şimdi aranızda bazıları şunu diyorlar. Hocam benim hedefim başkalarına yardımcı olmak. İnsanın içinde öyle bir istek var. Hani bu Maslow'un piramidi diye bir şey var. Bir piramit var. En üstteki konu başkalarına yardımcı olmak. Yani kendini gerçekleştirmek, başkalarına yardımcı olmak. En üst makam. Ama sen burayı temelini yapmadan buraya çıkamazsın. Oraya çıkabilmen için, başkasına yardımcı olabilmen için ilk önce sen kendine yardımcı olman lazım. Yani ilk önce sen kendi ihtiyaçlarını gidermen lazım. İlk önce maskeyi kendine takmak gerekiyor. Yani şimdi beni izlerken aranızda biraz önce dediğim gibi çoğu insan ya ben hocam kendimi geliştirip başkalarına yardımcı olmak istiyorum diyorsunuz içten içe. Genellikle %80'i böyle diyordur. Tamam, okey. Ben de ne diyorum? Tamam, zaten böyle bir ihtiyaç herkesin var. Tamam, ihtiyaçlar hiyerarşisiz çünkü bu. Maslow'un piramidi. Bu zaten var, bu olacak. Ama bunu buraya ulaşabilmen için yani o kademeye gelebilmen için bu alttaki kademeleri geçmen lazım. Yani sen birinci sınıfı okumadan veya ilkokulu okumadan üniversiteye gidemezsin. O yüzden ilk önce kendini sevmen lazım. Kendine değer vermen lazım. Kendine önem vermen lazım. Kendine yatırım yapman lazım. Kendine zaman ayırman gerekiyor. Kendi kalbini sağ tarafını, kalbinin sağ tarafını dinlemen gerekiyor. Başkaları ne der? O ne der? Bu ne der? Haberler ne söylüyor? Değil. Sen
Kendini yetiştirdikten sonra kalbine odakla. Sağ tarafına, sol tarafına değil. Sol taraf tehlikeli. Kalbinin sol tarafı vesvese. Şuraya yatırım yapacaksın. Kafana yatırım yap. Gönlüne yatırım yap. Kafanda kilitler var. Ve yıllardan beri sen onları biliyorsun. Görmemezlikten geliyorsun. Bırakıp gidiyorsun. Oradan geçiyorsun. Her aynaya baktığında benim çözmediğim problem var. Çözmediğim ve görmek istemediğim, kafamı kuma sokup, kafamı gömüp çözmediğim problemler var. Hani kafayı kuma gömüp çözmeyenler var değil mi? Her aynaya baktığında görüyorsun aslında. Burayı çözmen gerekiyor. Yani bakış açını değiştirmen lazım. Değerli olabilmek için. İlk kademeler bunlardır. Senin ilk önce suya ihtiyacın var. Ekmeğe ihtiyacın var. Öyle düşün. Senin bu ihtiyaçlarını gidermen gerekiyor. İhtiyaçlar hiyerarşisinde ilk yapman gereken şeyler suyla, ekmekle örnek verdim ama kendine değer vermek, kendine zaman ayırma. O zaman altın bileziği takabiliyorsun. Hani hocam yok be ben kendime yatırım yapıyorum. İşte telefon aldım. Veya işte saat aldım. Veya altın bilezik. Gerçekten kuyumcuya gittim altın bilezik. Hayır. O senin değerini arttırmıyor. Değerini arttırabilmen için, gerçek altın bileziği takmak için ilk önce şu kafandaki kilitleri çözmen gerekiyor. Kafanı beslemen gerekiyor. Gönlünü, burayı beslediğin zaman gönlünü de beslemeye başlarsın. Kilitleri doğru anahtarla açarsan, bakış açını değiştirirsen işte o zaman problemleri çözersin. Değerini arttırırsın. Biraz önce bizim programımıza katılan Amerika'dan bir arkadaşımızla katılımcıyla konuştum. Ondan önce İngiltere'den katılan birisiyle görüştüm. Ondan önce Almanya'da programa katılanlar. Hepsi de aynısını söylüyor. Yani sanki ağız birliği yapmışlar. Hocam ben çok mutluyum. Gerçekten kendimi sevmeye başladım. Kendime değer vermeye başladım. Kendime zaman ayırmaya başladım. Sen kendine zaman ayırırsan o zaman ailene de zaman ayırabiliyorsun. Bak tekrar. İnsan kendine zaman ayırırsa, değer verirse, yatırım yaparsa o zaman çocuklarına da yatırım yapmış oluyor. Çünkü o kısır döngü var. Tamam, bir çıkamadığın kısır döngü. Yani sendeki kötü özellikler, sendeki beceriksizlikler çocuğa yansıyacak. Bu garanti. Yani sende özgüven eksikliği varsa, sende tembellik varsa, başarısız olmana sebep olan kötü özelliklerin varsa bunlar çocuklara yansıyacak. Onlar da aynısını yaşayacak. Bu çarktan çıkmak için, çocuklarına yansımaması için kendine zaman ayır. Kendine değer ver. Kendine yatırım yap. Kendini sev. Kendine odaklan. Kendine önem ver. Kendini perişan etmeyi bırak. Köle olmaktan çık artık. Onun bunun arkasına koşmayı bırak. Bir nefes al. Sen okyanusta böyle simidi olmayan bir insan gibi düşün. Boğulmak üzeresin. Sen başkasına yardımcı olmaya çalışıyorsun. Ya bir maskeyi tak. Şu önüne gelen bir fırsat var. Devamlı sana video hazırlıyorum. Fırsat. Bir simit atıyorum. Bir nefes al. Bir odaklan. Sadece bu izliyorsan sadece bu videoları izle. Yani bir yerden beslen. O simitte böyle bir nefes al. Ondan sonra çocuğuna, çoluğuna, çocuğuna yardımcı olabilirsin. İlk önce kendine zaman ayır. Kendine değer ver. Bunu yapabilmek için de, kendine değer verebilmek için de kafandaki kilitlerini açman gerekiyor. Senin engellerin nelerdir? Herkesin engelleri var. Ayak bağları var. Birileri tarafından söylenen engeller var. Örnek vereyim, göstereyim burada. İstatistiklere göre 144 bin ile 255 bin kelime arasında 18 yaşına kadar yapamazsın dendi sana. Sen tavuksun dendi. Sürekli. Sürekli dendi. Sen de inandın. Çünkü beynimizin gıdası kelimelerdir. İnandı, programlandı beynimiz. Birileri söyledi. Sen inandın. Sen kartal olduğun halde, kartal olmana rağmen sen ne yaptın? Ben tavuğum diye inandın. Yani senin kafana kilit kondu. Tamam mı? Hangi konuda başarısızsan şu anda? Var. Ticaretle uğraşanlar genellikle bizim programlarımıza katılıyorlar. İş insanları. Onların genellikle hocam diyor 20 seneden beri hep aynı işin içindeyim. Bir türlü ilerleyemedim. Param birikmiyor. Param böyle para harcamasını bilmiyorum. Har vurup harman savuruyorum. Tutamıyorum. Bir bereketsizlik var. Niye? Çünkü sana tavuksun derken sana o 255 bin kelime ile
Parayla alakalı yanlış kelimeler soktular senin kafana. Düşünceler soktular. Kafana kilit koydular. Sen değil 30 sene ticaret yap. Değil 30'u bırak 100 sene ticaret yapsan yine bu kafanda kilitler olduğu için başarılı olamayacaksın. Ben sana bunu peşin söyleyeyim. Çünkü kafanda kilit var ya. Kilit olunca açıp gidemiyorsun ki. Şurada bir kapı var. Buradan geçemiyorsun ki, kapı kilitli. Bunu anlamaya çalış ya. Kafanda kilit olduğu için bereket olmayacak ya. Bunu anlamaya çalış lütfen. Yani burada 6 yaşında çocuğu anlatır gibi anlatmaya çalışıyorum. Aynı dili kullanıyorum bak. Aynı dili kullanıyorum. Eğer senin ailende sorun varsa, bak ailende sorun varsa, bir türlü o arzuladığın huzura ulaşamıyorsan, bak o neyle alakalı biliyor musun? 18 yaşına kadar evlilikle alakalı sana söylenen cümlelerden kaynaklı. Ve öyle programlandı. Evliliği sana kötü anlattılar. Veya hep başkalarının başarısız evliliklerini sana örnek gösterdiler. Ya geç evlendin ondan dolayı, ya da hiç evlenemedin. Veya evlendin, yıkılmak üzere aile. Tamam mı? Sebebi bu. Gelelim meslek konusuna. Bir türlü sevmediğin işini çalışıyorsun ama bereketi yok. Sevmeden yaptığın için. Neden? Çünkü sana 18 yaşına kadar olumsuz kelimeler söylendi. Meslekle alakalı, işle alakalı, patronunla alakalı, işinle alakalı. Bu çekilir mi, bu iş yapılır mı diye cümleler söylendiği için. Sen sevmeden yaptığın için o işi, 20 seneden beri aynı işi yapıyorsun. Sevmeden yaptığın için başarılı olamıyorsun veya soğuksun. Yani o işi sevmeden yaptığın zaman tadı olmuyor, zaten başarılı olamıyorsun. Kafanda kilitler var çünkü, kilit kondu. Birileri tarafından kilit kondu. Bunlar senin en yakın arkadaşların olabilir. Bu senin matematik öğretmenin olabilir. Senin komşun olabilir. Senin beynine virüs soktular. Virüs. Tohum attılar ve sen bunu besledin. Devamlı suladın. Yani onu tekrarladın evlilikle alakalı örneğin. Veya işle alakalı veya parayla alakalı kötü cümleleri tekrarladın. Kartal olmana rağmen tavuksun cümlesini kabul ettin. Tavuk olduğuna inandın. Bir çeşit kafanda kilitler beslendiği için öyle kaldı. Sağlık da öyle. Sürekli hasta insanlarla oturup kalktı. Dizi ağrıyor, beli ağrıyor, kafası ağrıyor, başı ağrıyor. Psikolojik sorunlarını anlattı sürekli sana. Hep böyle ezdi. Sen de onun hastalığı sana geçti. Aynalama nöronlarından dolayı. O anlattıklarını sen de aynısını yaşadın. Aynaladın. Senin de dizin ağrımaya başladı. Senin de belin ağrımaya başladı. Senin de psikolojin bozuldu. Senin özgüvenin düşük. Korkun var. Cesaretin yok. Tam adım atmak istiyorsun, yapamıyorsun. Niye? Çünkü sana kilit koydular. Sana yapamazsın dediler. Sen yapamazsın, sen beceremezsin. Beceriksiz herif dediler. Sen geç kalıyorsun, sen geç gidiyorsun. Senin kafan basmıyor dediler. Kafana kilit kondu. Senin özgüvenine saldırdılar. Senin özgüvenini indirdiler, bitirdiler. Sana tavuksun dediler. Sen de öyle inandığın için, senin özgüvenin düştüğü için başaramıyorsun. Beceremiyorsun ya. Bak, azıcık insafı olan, bak azıcık insafı olan, bunu anlar ya, bu ne demek istediğimi anlar ya. Şu anda ne demek istediğimi anlıyorsunuz herhalde. Bak, şu anda senin yaşadıklarının asıl sebebi kafandaki kilitler. Bunlardan dolayı sorunlar yaşıyorsun. Başka bir şey aramana gerek yok. Kartal olduğun halde sana tavuksun dediler ve sen tavuk olduğuna inandın. O yüzden şu anda yaşadığın sıkıntılar. O yüzden bir türlü başarılı olamıyorsun. Arzuladığın hedefe ulaşamıyorsun. Sizin için feedback kısmına, bu hemen bu videonun altında feedback kısmı var Instagram'da. Feedback kısmına devamlı notlar yüklüyoruz. Yani bizim programlarımıza katılmış insanlar bize günlük olarak önce böyleydim, şimdi böyleyim diye paylaşımlarını bize gönderiyorlar. Bakın, kendinize iyilik yapın lütfen. Bir iyilik yapın. Bu feedbackleri tarafsız bir gözle okuyun. Tarafsız bir kalple okuyun. Tarafsız bir beyinle okuyun. Onlar başardı, siz de başarabilirsiniz.
Sizi yüreklendirmek için bu videoyu yapıyorum. Sizin gönlünüze su serpmek için siz de başarabilirsiniz. Mızmızlanmayı bırakın. Ayağa kalkın değerli arkadaşlar. Bakın binlerce yorum var. Binlerce feedback var. Binlerce diyorum ya. Zamanınız bile bilmiyorum yetecek mi? Ömrünüz yetecek mi? İnsanların yorumlarına bakın. Dakikada kaç tane yorum geliyor YouTube'da? Bir bakın bizim kanalımıza girin. Sizinle konuşurken birçok kişi mesaj yazıyor. Anlatabiliyor muyum? Siz onları okuyun, bakın. Onlar başarmış. Başarabiliyorsun, herkes başarabiliyor. Senin ondan farkın yok ki. Senin farkın ne biliyor musun? Harekete geçmemek. Öyle oturup sosyal medyayı karşılaştırıyorum. İsa hocam ne konuştu? Bir de İsa hocayı dinleyeyim. Bir de şu hocayı dinleyeyim. Bir bu hocayı dinleyeyim. Yani herkesin arkasından koşuyorsun. Sana uyan kimse onu izle. Kafanı karıştıracak, kafanı bulandıracak yerlere odaklanır. Bir de beni dinlersen ben sana sürekli kartalsın diyorum, yukarı çekiyorum. O seni aşağı çekecek. Gel gel sen tavuksun diye. Anlatabiliyor muyum? Beni yoruyorsun o zaman. Her seferinde sen düşüyorsun, ben yukarı çıkarıyorum. Sen kartalsın diyorum. O yüzden bana odaklan, beni takip ediyorsan. Ben sana her seferinde söylüyorum. Sen kartalsın. Ayağa kalk. Feedbackleri oku. Öncesi ve sonrası insanların neler olmuş bir gör. Bak şurada Instagram'a girdiğin zaman şurada bak İsa Mahir görüyorsun. Bak feedbackler var, yorumlar var. Bunlara bas üzerine bak şurada. Şuralara tıkla. Feedback 1, feedback 2, feedback 3, feedback 4 yetmiyor. Yetmediği için devamlı gelen feedbackleri biz burada paylaşıyoruz. Öncesi ve sonrası burada programlara katılan insanların öncesi ve sonrası neler olmuş? Neler değişmiş? Bir bakın şu adamın haline. Daha önceden nasıldı? Sonra geldiğinde neler oldu? Bir bakın bunları, anlatabiliyor muyum? Bunları kendi gözünüzle görün. Neler değişmiş? Adam 13 seneden beri evden dışarı hiç çıkmamış. Evladını parka götürememiş. Çocukları 8 yaşında, bir tanesi 4 yaşında. Bu adam 13 seneden beri evden dışarı çıkmayan bir adamın feedbackini okuyun. O adam 45 dakikada nasıl dışarı çıktı? O nasıl başardı? O nasıl becerdi? O yüzden kafanızdaki engellerden kurtulmak ilk hedefiniz olsun. Kafandaki kilitler. Bunlar senin engelin. Senin ayak bağların onlar. Ayağa kalk. Ayağa kalk artık. Harekete geç. Vakti geldi. Bak vakti geldi. Geçmek üzere. Herkes aya gidiyor. Sen hala yaya olmaması lazım. Bırak. Şu anda bile, şu anda anlatırken bile ayağa kalkabilirsin. Ayağa kalk bir canlan ya. Kendine değer ver ya. Kendine değer ver, kendine saygın olsun. Kendine önem ver, kendine yatırım yap. Hep başkalarına köle oldun. Biraz kendine bir efendi ol. Bir kraliçe ol, bir kral ol artık. Sen kafanda kilitleri değiştirdi, açtıktan sonra yürüyüşün bile, bak sana söyleyeyim, garanti veriyorum sana, yürüyüşün bile farklı oluyor. Değişik bir bakış açın oluyor hayata ve özgüvenin farklı oluyor. Acayip bir özgüvenin oluyor. Ve önüne gelen fırsatları değerlendiriyorsun ve çok başarılı oluyorsun. Bunları feedbacklerde okuyabilirsin. Ben bunları hep yıllardan beri anlatıyorum. Yıllardan beri anlatıyorum. Tabii biraz da nasip iş diyorum bazen. Diyorum ki vermemiş mabut ne elesin Sultan Mahmut. Ben burada anlatıyorum ama burada İyi güzel kalp gönderiyorsunuz, bunu gönderiyorsunuz, iyi güzel de gerçekten burada acaba gerçekten kim ayağa kalkacak? Çünkü bütün iyilikler, bütün güzellikler Rabbimden. Birisini vesile edecek ama Hazreti Allah. Belki 4 yaşında bir çocuğu vesile eder. Hadi anneciğim ayağa kalk. Veya burada bu videoyla belki seni ayağa kaldır. Artık mızmızlanmayı bırak. Kendine değer ver. Kendine önem ver. Kendine saygın olsun. Harekete geç. Hep söylüyorum. Biraz önem ver kendine. Bir bakımını yap, anlatabiliyor muyum? Beynine diyorum, beynine. İlk önce burayı yaptığın zaman o öbürleri geliyor zaten. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım harekete geçirebilmişimdir sizi. Sizin için sürekli videolar hazırlıyoruz. YouTube'da herhalde 70 bine çıktık. Çıktık belki de 70 bin kişi olduk YouTube kanalında. Bunun için teşekkür ediyorum. Takip eden arkadaşlar, paylaşan insanlar. Umarım bu videonun sonunda bizim kanalımızı
sevdiklerinize gönderirsiniz. Instagram'la harekete geçirmeye çalışıyoruz canlı yayınlarla. Devamlı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Hocam tamam, ben kendime değer vermezsem ne olacak? Değer verirsem değerim artacak. Tamam. Mıknatıs gibi insanları çekeceğim. İnsanlara yardımcı olacağım. Ailemi kurtarmış olacağım. Onları güçlendirmiş olacağım. Bereketim artacak. Çünkü kendine yatırım yapan insanların bereketi artıyor. Yani kazancı katlanıyor. Bereketi oluyor çünkü. Sağlığı daha iyi oluyor. Ailesinde daha mutlu oluyor. Mesleğinde daha başarılı oluyor. Özgüveni daha iyi olduğu için, güçlü olduğu için yürüyüşü daha farklı oluyor. Kendine değer verirsen bunlar oluyor. Yani kendine yatırım yaparsan bunlar oluyor. Peki yatırım yapmazsan, kendine değer vermezsen ne oluyor? O zaman ne olursun? Ne olursun? Köle olursun. Seni herkes kullanıyor. Bir kere sen kendini kandırıyorsun. Yani söz veriyorsun, yerine getirmiyorsun. Diyorsun ben yarın bunu yapacağım ama yapmıyorsun. Kendini avutuyorsun. Tamam diyorsun, nasip değilmiş. Ben de yok, ben yapamam, ben beceremem. Zaten yapamazdım diyorsun, avutuyorsun. Yani bir kere kendini kandırıyorsun. Başka kimi kandırıyorsun? Çocuklarını kandırıyorsun. Yani onlara kötülük yapmış oluyorsun. Sendeki bu kötü özellikler, özgüvensizlik özelliği mesela, başaramama duygusu veya eziklik çocuğa yansıyor. Yani sendeki küçük Emrah modu çocuğa yansıyor. Çocuklar da öyle. Ezik, büzük. Başkaları tarafından köle gibi kullanılan, gel bakayım, işte şunu yap, bunu yap, süründürülen kişi oluyor çocuklar. Eşinle problem yaşıyorsun. Çünkü aile konusunda değer vermediğin için ailene yansıtamıyorsun. Eşine, hanımına veya beyefendiye sıkıntı yapıyorsun. Sıkıntı yaşamaya başlıyorsun. Bununla beraber sağlığın zaten kötü olmaya başlıyor kendini geliştirmediğin zaman. Çünkü devamlı kafanda düşünceler, sürekli düşüne uyuyamıyorsun. Uyuyamayan bir insanın da beyni küçülüyor, beynine zarar vermiş oluyor. Ve yüzünde kırışıklar çoğalıyor, yaşlanıyor gerçekten. Çok yaşlı gözüküyor. Psikoloji, fizyoloji bedeni etkiliyor çünkü. Bedeninde rahatsızlıklar başlıyor. Hemen arkasında ne vardır? Özgüven değil mi? Özgüvenin düşük oluyor. Birçok zincirleme, domino efekti diyorlar buna, böyle yıkılmaya başlıyor. Elinde ne kazandıysan, yıllardan beri ne kazandıysan, tamam mı? Hepsini bir bir kaybediyorsun. Dolayısıyla iki tane seçeneğin var. İki tane matrikste var ya, bir kırmızı hap var, bir mavi hap var. Hangisini istiyorsun? Bir tanesi başarı ve huzura götürüyor. Bir tanesi de köleliğe götürüyor, ezikliğe götürüyor. Başkalarının arkasından koşmaya götürüyor. Devamlı o ne diyor, bu ne diyor, o haberlerde ne var, bu dizilerde ne var, milletin hayatını konuşuyorsun, hep başkalarını konuşuyorsun, başkalarını gündemde tutuyorsun ama bir taraftan da başkaları senin için konuşuyor başardığın zaman. Onlar seni konuşuyor, başarılarını konuşuyor, yaptığın iyilikleri konuşuyor. İki seçenek var, sen seçebilirsin, hangisini istiyorsun? Geçen onu paylaştık, ne istiyorsun diye bir anket yaptık. Anketin %90'ını, 96'sı herhalde, başarıyı istiyor, huzuru istiyor, mutluluğu istiyor. Böyle bir anket yaptık geçen. Bunu görmüşsünüzdür. Ve burada iki tane seçenek vardı. Kendimi geliştirip başarılı ve huzurlu olmak için şimdi harekete geçmek tercih. Bir tanesi başarı. İkincisi sürekli aynı yerde sayıp acı çeken birine dönüşüp ömrümü ziyan etmek. B. Hangisini istiyorsunuz diye sorduğumda çok enteresan, 149 kişi A'yı dedi. Yani başarıyı istedi. 149 kişi. Bayağı büyük bir sayı. Ve yok hocam, hani bunu kınamak için söylemiyorum ama tabii onlar da var. 149 kişi başarıyı istiyor. 12 kişi hocam ben böyle iyiyim. Ben böyle başarısızlık benim alın yazım. Ondan sonra sürekli aynı yerde sayıp acı çeken birine dönüşüp ömrümü ziyan etmek. Yani küçük Emrah olmak. Bunu istiyorum demiş. O saygımız var. Yani 149 kişi başarı istiyor. 12 kişi küçük Emrah olmak istiyor. Olabilir. Kınamıyorum. Olabilir. Tercih hakkı. Zaten Rabbim ne istiyorsan onu veriyor. Bak ne istiyorsan onu veriyor. Sen ne istiyorsan onu veriyor. Neyi gündemde tutarsan onu veriyor. Sen küçük Emrah'ı gündemde tutarsan küçük Emrah oluyorsun. Ama sen başarıyı, huzuru, mutluluğu gündemde tutarsan o zaman ona ulaşabiliyorsun. Ne diyor? Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Her tarafa astım diyor. Yazdım, yapıştırdım, gerçekten faydasını gördüm diyor. Artık kendinize değer verin arkadaşlar. Zaman çok hızlı ilerliyor. O yüzden harekete geçmek.
harekete geçmek gerekiyor. Kendine değer ver, kendine önem ver. Sen kendine değer vermezsen sana kimse değer vermeyecek. Bak bu garanti. Sen kendine zaman harcamazsan sana kimse zaman harcamayacak. Senin yüzüne bile bakmayacaklar. Bu gerçek. O yüzden ilk önce kendine değer ver. Çok güzel takip ettiniz, öğrendiniz. Neler öğrendiğinizi yazdınız. Umarım gönlünüze dokunabilmişimdir. Bu anlattıklarımı lütfen şu kulaklardan duydunuz, gözünüzle gördünüz. Beyninizle bir harmanlayın ve kalbinize indirin lütfen. Hayatınıza yansıtın. Her zaman söylüyoruz. Videolarımızın altında link var diyoruz. Linke tıkla. Benimle iletişime girmek için. Linke tıkla. Formu doldur, gönder diyoruz. Çok başvuru geliyor değerli arkadaşlar. Gerçekten bizi çok seviyorsunuz. Çok değer veriyorsunuz. Ve programlarımıza katılmak isteyen çok kişi var. Biz onları bir sistemden geçiriyoruz. Her şey yeşil yanması lazım. Her şey okey olursa biz kişileri, kişiye yardımcı olabileceğimizi anlarsak, gerçekten bizim programımıza uyuyorsa, üzerindeki kadı elbisesini çıkarırsa, kadılığı ve çok bilmişliği kenara bırakırsa, o zaman alıyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar.